İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Portasar Göbekli Tepe Antik Yeri bu yıl rekor sayıda turist ağırladı. Ermenilere yönelik soykırımı tanıyan yasa tasarısı İngiltere'nin avam kamerasındaki ilk okumada kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Ermeni bir sivilin ölümüne neden olan şiddeti kınıyoruz. Batı Ermenistan'ın avam kamerası tarafından ilk okumada tanınan yasa tasarısına ilişkin görüşü. Batı Ermenistan'ın özverili çocukları, Cavak halkı, Nahçıvan, eski bir Ermeni diyarı. Orhan Pamuk hakkında Atatürk'e hakaretten soruşturma açılacak. 10 Kasım, barış ve kalkınma için Dünya Bilim Günü. Batı Ermenistan'ın Urfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Portasar Göbekli Tepe'yi yılın 10 ayında yaklaşık 460 bin kişi ziyaret ederken bu sayı şu ana kadarki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Keşfedildiği günden bu yana turistlerin ilgisini çeken Portasar Göbekli Tepe her yıl binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlamaya devam ediyor. 2022 ve 2023 yılları için yurt dışından şimdiden ciddi konaklama talepleri gelmeye başladı. Artık yeni oteller yapılacak, turizm bu kentin çok önemli bir gelir kaynağı olacak. Sevgili yurttaşlar, gördüğünüz gibi Batı Ermenistan'ın tarihi ve turistik yerleri sonsuzdur. Ne zaman yeni bir yer keşfetsek içimiz yeni duygularla doluyor. Sahip olduğumuz her şey ulusal servetimiz ve gururumuzdur. Haydi atalarımızdan bize kalan değerli mirası koruyalım ve sahip çıkalım. İngiliz parlamentosunun avam kamerası ilk okumada Ermenilere yönelik soykırımı tanıyan bir kararı onayladı. Tasarının bir sonraki okumasının 18 Mart 2022'de yapılacağı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşleri Departmanlığı'nın Twitter gönderisinde bir Ermeni sivilin ölümüne neden olan şiddeti kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Notta ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ı Minsk grubu eş başkanları da dahil olmak üzere Artsakh Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tüm veya çözülmemiş sorunları çözmek için işbirliğini yoğunlaştırmaya çağırıyoruz deniyor. 9 Kasım 2021 Garin. Birleşik Krallık Avam Kamerası ilk okumada Ermenilere karşı işlenen soykırımın tanınmasına ilişkin tasarıyı görüştü. Tasarı muhafazakar milletvekili Tim Lavtov tarafından sunuldu ve Avam Kamerası tarafından oy birliğiyle kabul edildi. O, tasarının 3 ana hüküm içerdiğini kaydetti. Birincisi, 1915-1923 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı Ermenistan'daki Ermenilerin soykırım olarak nitelendirilen fiziksel imhasıdır. Ermenilere yönelik soykırım, Türk hükümeti tarafından Ermeni devletine karşı Batı Ermenistan topraklarında işlenmiştir. Garin Abrahamyan, Batı Ermenistan hükümetinin soykırım suçlarının sonuçları ve tazminatlar bakanı. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Artsakh Karabağ Savaşı Cavak'taki gençlerin bir gün içinde bir araya gelmesi ve Cavak Ermenilerin yanındadır adlı vakfın temelini atmak için bir fırsat oldu. Vakıf savaş sırasında Ermenistan Cumhuriyeti'ne insani yardım ve para gönderdi. Vakfın temsilcileri kimler ve planları neler? Vakıf Başkanı Karen Papikyan oluşturduğu organizasyonu tanıtarak iş arkadaşlarının faaliyetleri hakkında bazı detaylar anlattı. Ona göre savaş sırasında kurulan Cavak Ermenilerin yanındadır kuruluşu bir yıl içinde bir dizi vatansever ve hayırsever faaliyet düzenledi. Elbette savaşa katılan çok sayıda vatansever çocuklar da vardı. Cavak halkının çoğunun Batı Ermenistan'dan soykırımdan kurtulanların nesilleri olduğunu hatırlatalım. Batı Ermenistan'ın ne kadar fedakar çocuklar verdiğini ve tüm dünyaya yayılmış Ermeni halkının birliğinin ne kadar hayati ve önemli olduğunu belirtmek isteriz. Azeri yazar ve oyun yazarı Akram Aisli şöyle yazıyordu. Nahçıvan bölgesinin Akulis köyünde daha önce tanrılara denk insanlar yaşıyordu. Onlar su tedarik ediyor, bağ bahçeler kuruyor, taşları işliyorlardı. Onlar Akulis topraklarının her karışını küçük cennet haline getirmek için para kazanmak amacıyla yüzlerce komşu kasaba ve köylere giden Ermenilerdi.
zorla öldürülen her Ermeni için bir mum yakılsa o mumların parıltısı ay ışığından daha parlak olurdu. Ermeniler çok şeye katlandılar ancak imanlarını değiştirmeyi kabul etmediler. Bu insanlar ızdıraptan ve şiddetten bıkmışlar ama kiliselerini inşa etmekten, kitaplarını yazmaktan, tanrılarına dua etmekten, ellerini gökyüzüne doğru uzatmaktan asla vazgeçmediler. Taşlı Rüyalar adlı romanında yazılan bu sözler için yazar Akram Aysli ülkesinde zulüm ve tehditlere maruz kaldı. Tüm unvan ve ödüllerden mahrum edildi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Al Monitör Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre edebiyat alanındaki tek Türk Nobel ödülü sahibi Orhan Pamuk, bir İstanbul mahkemesinin Pamuk'un son romanı Veba Geceleri'nin Türkiye kurucusu Kemal Atatürk'le alay edip etmediği hakkındaki iddiaları kontrol ettikten sonra yeniden soruşturulacak. Suçlamayı romanın ana karakterlerinden kol ağası Kamil'in Türk kurucusunun gizli bir prototipi olduğunu iddia eden İzmirli avukat Tarcan Ülük yaptı. İnsan hakları aktivisti Orhan Kemal Cengiz, bu tür eylemler bizi iktidardaki insanları korumaktan daha fazla ilgilendirmesi gerektiğini düşündüğüm ifade özgürlüğüne aykırıdır, dedi. Dünya Bilim Günü 20 yıl önce 10 Kasım 2002'de ilk kez kutlandı. Bilim gününün kutlanması 1999'da Budapeşte'deki Dünya Bilim Konferansı'nda bilim ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirmek için önerildi. 2001 yılında UNESCO 10 Kasım 2002'den beri her yıl dünya çapında geniş çapta kutlanan Dünya Barış ve Kalkınma Bilim Günü olarak 10 Kasım'ı resmen ilan etti. Dünya Bilim Günü'nün bu yılki konusu iklim değişikliğine hazır toplulukların inşa edilmesi. Bu küresel meydan okuma gibi iklim değişikliği gezegendeki milyonlarca insanın yaşamı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bugün bilimin günlük hayatımızdaki önemini ve güncelliğini göstermek ve cesur fikirlerle yeniliklere doğru ilerlemek mümkün olduğundan da çok önemlidir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size İzabel Bayraktarya'nın seslendirdiği Ermeni halk müziği Ben Ayp Ba adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.